Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki bu ne diye merak ediyorsunuz. Şimdi hepsini açıklayacağım. Arkadaşlar son zamanlarda herkesin çok kullandığı kahve ve çay sunumlarının altına konan peçetelerden yani sunum peçetesi deniyor. Ben de yapayım dedim. Şöyle bir model kullandım şu şekilde. Kumaşından bahsedeyim. Arkadaşlar bu kumaş bende önceden vardı. Keten. Krem rengi keten bir kumaş. Zaten bunların kumaşları lekeyi tutmayan bir kumaş oluyor. Mecburen sunumluk olduğu için, dökülebileceği için. O yüzden leke tutmayan bir kumaş oluyor. Ben keten krem kumaş kullandım. Çaplarını da söyleyeyim sizlere, ebatlarını yani 15'e 15. Yani 15 santim 15 santim. 15'e 15 olarak kestim. Daha sonra arkadaşlar bu biraz tülbent gibi yazma gibi olmuyor. Kenarları zor kıvrılıyor. İlk önce bir kenarlarını çakmak ile yaktım. Daha sonra şöyle ikiye katladım. Çünkü kıvrılma çok olmuyor, sert olduğu için. O şekilde ilk önce altına bir zürafamı çektim. Daha sonra da modelimi yaptım. İpim her zamanki gibi leylak kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bir de püf nokta iplerimi o yapmadan önce şöyle bir sündürüyorum, çekiyorum yani kırılmasına engelliyor arkadaşlar. Böyle ben yaptım. Şu son kısımda bitecek inşallah. Beraber size de göstereyim diye orayı tamamlamadım ve daha ütülemedim arkadaşlar. Ütüleyip nasıl kullanıldığını göstereceğim. Onu da inşallah Instagram hesabıma atarım. Oradan merak edenler bakabilir. Instagram hesabımda on marifetli arkadaşlar. YouTube kanalına da marifetli. Instagram hesabının adı 10 marifetli. Sadece başına 10 koyacaksınız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle ben dediğim gibi zürafasını çekmiştim. Hemen Bismillah diyorum. 3 tane zürafamın üstüne yine 3 tane zürafa yapıyorum. Şöyle. Ve hemen ipimi başa alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Devam ediyorum. Yani küçük bir daha yapıyoruz. Tekrar bu tarafa geliyorum. 3'tü, 2 kaldı. Şimdi tekrardan ipimi başa alıyorum. Yani bu dağım tamamlanana kadar aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dağımı tamamladım. Bakın üçlü bir daha yaptım. Üçlü zürafalı. Şimdi hemen bunun en tepesine üç tane kirpik yapıyorum. 2 3. Şimdi arkadaşlar 3 tane kirpiğimi yaptıktan sonra hemen dibindeki zürafaya batıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur belki. Bilgisayarla da ortasına nakış yapıyorlar. Ben iğne oyasıyla yapmak istedim. Bu şekilde. Dediğim gibi nasıl kullanıldığında Instagram hesabımda paylaşacağım. Merak edenler oradan bakabilir. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Üçlü dağ yapıyoruz. İp atarak ve en tepesine 3 tane kirpik yapıyoruz ve aşağıya şu şekilde bir iniş yapıyoruz ve yine aynı şekilde üçlü zürafamı yapıyorum. Modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle bakın atıyorum başa ipimi. Ve kısalana kadar devam ediyorum. Böyle arkadaşlar anlamışsınızdır umarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.